Merhabalar. Bugün sizi Batman'da değişik bir mekana getirdim. Şairane Kafe. Burası hem şairane bir mekan hem kitabın nefes aldığı bir mekan. Değerli yazar arkadaşım İdris Ayayna'nın ne zaman oldu abi buraya açalı? Bir yıl oldu mu? İki yıl oldu. Burası Batman'ın kültür açısından ön plana çıkacak mekanlarından biri. Açık hava, nezih, kitaplar, her yer kitap. Bunun yanı sıra arkadaşımın, dostumun da samimi ilgisi, kitap severlere muhabbeti burayı daha da güzel kılıyor. Hatta hemen kitabı da gösterelim. İdris Ayayna dostumun Vaiz isimli çok başarılı, değerli bir romanı var. Şimdi bir de yayın evi olmuş abi. Ona sonra biraz anlatsana. Hocam, bu yayın evi süreçlerinden bir aşamayı kurtulmak için dedi ki kendi yayın evimizi kuralım. Duhka. Bir daha tekrarla. Duhka. Evet. İnternet sitesi de açılır herhalde. Onu araştıran evet, arkadaşlar bu hafta site üzerinde görebilir. Bu hafta içinde web sitesine düşecek. İnşallah. Evet. Güzel olur. Burada bu vesileyle de hani Batman'da şiirle, edebiyatla, yazmakla ilgilenen arkadaşlar farklı mekanlardaki, farklı yerdeki arayış içine gireceklerine Şairane Kafe'ye gelip seninle bu süreci konuşup kitap yayınlatmak veya kendi eserlerini ön plana koymak isteyenler bu senin yayın evin vasıtasıyla da tabii süreci ilerletebilirler. Tabii ki hocam, mesela profesyonel bir komisyon var. Evet. Editörler, kitap analizleri, teknik incelemeleri. Az önce ilk kitabınızı da gördüm. Roman olarak hakikaten çok teknik açıdan da içerik açısından da doyurucu bir eser. Hangi arkadaştı, ismi neydi? Mehmet Ali Uyan. Mehmet Ali Uyan arkadaşın da güzel bir kitabını yayınlamışlar. Kitabın ismi neydi abi? Karim Beklediğinde. Evet. Oldukça nitelikli bir roman. Gerçekçi. Gerçek olaylara dayanan bir roman. Bir de baktığım zaman abi şey olarak ekibiniz de güzel. O künyede yazılan bütün hepsi profesyonel. Tabii, hepsi tabii, işinin erbabı arkadaşlar. Hepsi profesyonel. Evet. Dedik bunu biz burada yapabiliriz. Ta İstanbul'a, Ankara, şuraya bire ulaşacağımıza. Evet. Kendimiz onu yapacak. Yetenekliyiz. Birleştirdik. Arkadaşları bir araya topladık. Mekanımız da hazır dedin. Mekan da hazır. Evet. Yayın evinin yönetim yeri de böyle güzel, nezih bir yer. Yani Batman'da yaşayan, civar şehirlerde yaşayan arkadaşlar ofisindeki ilk aradan girdiklerinde, bakındıklarında burayı neresiydi abi? Kültür Mahallesi'nde. Evet. Kültür Mahallesi'nde bu Wortmar'ı geçince, Wortmar'ın aşağısına inildiğinde dikkati çekecek bir mekan. Bir de böyle açık hava, kitapların kokusu bile bu açık havada geliyor. Bunun yanı sıra loş bir şey, güzel, korunaklı bir mekan. Hakikaten kitabı, kültürü hissettiğimiz böyle güzel bir mekanı Batman'da açtığın için ben sana teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim hocam. Yayın çalışmalarına da kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Çok tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Eyvallah. Harika bir manzara. Doğal ağacın yaprakları yanı sıra kültür ağacı olan kitapların yaprakları da burada. Gerçekten çok güzel bir mekan. İnsan burada kitabın güzelliğini hissedeceği, çayı kahvesi de enfes olan bir mekan. Kafa dinlemek için ideal, sessiz bir yer. Karanlık yenemez beni. Ben ışığım. Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz. Güzel sözler ha. Kafedeki kitaplara bakarken
hoş ama bizi de hüzünlendiren bir olayla karşılaştık. Hoş bir anı çünkü Abdurrahman Fırat kayınpederimin kitabına rastladık burada. Hüzünlendiren bir anı çünkü kendisini yaklaşık 2 ay önce kaybettik, vefat etti. Ruhu şad olsun inşallah. Onun bu kitabını bu kafenin rafları arasında rastlayınca içimizi tarifsiz bir hüzün kapladı doğrusu. Mekanı cennet olsun diyelim. Okuyanları da bol olsun. Evet. Duka Yayın Evi İdris Ayayna'nın, yazar İdris Ayayna dostumun genel yayın yönetmenliğini yaptığı bir yayın evi. İlk kitapları da Karin Beklediğinde. Mehmet Ali Uyan isimli bir yazar arkadaşımız bu kalemi almış. Mehmet Ali Uyan 1978 Hakkari'nin Kaymaklı köyünde dünyaya gelmiş. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul lise eğitimini Hakkari merkezde tamamlayıp üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamış bir arkadaşımız. Kitabı oğlu Ahmet Talha ve kızları Biset, Hira ve Simanur'a ithaf etmiş. Çok güzel bir romana benziyor. Biraz önce İdris'le konuştuğumuzda kitabın gerçek olaylara dayandığından bahsetmişti. Kitaba emek veren kişiler de editörlüğünü Recep Hekimoğlu yapmış. Kapak tasarımını Veysi Acar yapmış. Mizampaşını Osman İçer gerçekleştirmiş. Ağustos 2024'te daha taze taze çıkmış Duka Yayın Evi'nin gerçekten nitelikli bir kitabı. Piyasada şu anda mevcut. Okumak isteyen arkadaşlara tavsiye edebiliriz ve Duka yayınlarını da yayın süreci böyle başarılı eserlerle tekrar devam etmesini temenni ederiz. Siz nereden gideceksiniz? Eve gideceksiniz.